Hello everyone, welcome to Intelligo Language. Hope you're doing well. Arkadaşlar merhaba, derse hoş geldiniz. Grammar olarak ilk dersimizi şimdiki zaman yani present continuous ile başlayacağız. Önce present continuous ne olduğunu timeline'dan inceleyelim. Timeline'de gördüğünüz gibi past, geçmiş, now, şimdi ve future, gelecek, uç zaman olarak belirledim. Ve I am doing cümleyi now üzerinde yazdım. Peki burada ne anladık? We use the present continuous for things happening at or around the time of speaking. The action is not complete. Konuşma anında gerçekleşen eylem ve durumlardan bahsederken, diğer bir deyişle konuşma sırasında veya çevresinde bir eylem gerçekleşiyorsa biz present continuous zamanı kullanıyoruz. Ayrıca bu eylem hala devam eden uzun süreli eylemlerden sayılır. Yani eylem hala devam ediyor, daha bitmemiş. O zaman bir iş şu anda yapılıyorsa o eylem için, o iş için kuracağımız cümle şimdiki zamandır. Ama ben bu derste size bu zaman ilgili daha az karşınıza çıkmış birkaç kullanımlardan bahsedeceğim ki bu kullanımlar gerçekten speaking konusunda çok etkili ve önemlidir. O yüzden dersi sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Hemen structure of present continuous ile başlayalım. Structure dediğimiz cümle yapısı şimdiki zaman ya da present continuous için cümle yapısı nasıl olur? İngilizce'de biliyorsunuz çoğu cümleler bir özne veya özne zamir ile başlar. Özne dediğimiz cümlede eylemi yapan kişi, özne zamiri özne yerine kullanılan kelime. Bu arada bu ilk ders olduğu için özne zamirleri biraz daha ayrıntılı açıklıyorum ki aramızda bilmeyen biri varsa soru işareti kalmasın. O zaman I yani ben, you, sen ya da siz olarak da kullanılıyor. We biz için zamir, they onlar için zamir, he erkek için o, she kız için o, it cansız varlıklar için o. Normalde özneden ya da bu özne zamirlerden sonra bir fiil ya da yardımcı fiile ihtiyacımız oluyor. Burada şimdiki zaman için yardımcı fiillerimiz am, is, are. İngilizce'de bu am, is, are yardımcı fiillerimizi to be verbs, yani olmak, var olmak fiiller olarak da tanıyoruz. I am, you are, sen ve siz için her iki anlamda yardımcı fiillerimiz are. We are, they are, he is, she is, it is. O zaman özne artı yardımcı fiillerimiz bu to be verbs, am, is, are. Ondan sonra ne gelecek? Fiil artı ing. Fiil ing haliyle geliyor present continuous zamanda. Tüm özneler için I, you, we, they, he, she, it fiil ing haliyle geliyor. Burada yanlarda yazdığım, üçüncü sütunda yazdığım şey yardımcı fiil ve zamir, özne zamirlerimizin kısa halidir. Ezberleyecek hiçbir şey yok burada. Silindiği her harf için bir apostrofi ya da kesme işareti koyacaksınız. I am yerine I am söyleyebilirsiniz ki her ikisi de doğru. I am doğru, I am da doğru. You are, your, telaffuzlara dikkat edin. We are, we're, they are, their, they're, they'll, they are, their, he's, she's, it is, it's. Burada bir not yazdım. When there is an auxiliary verb in a sentence, we make it negative or put it into question by itself. Cümlede yardımcı fiil varsa arkadaşlar, onun ile, o yardımcı fiil ile negatif, olumsuz ve soru cümleler yaparız. Bakın İngilizce'de zamanları öğrenirken yardımcı fiil çok önemli bir değer taşıyor. Yani ben geçmiş dediğim an hemen past simple, past continuous ile ilgili yardımcı fiiller aklınıza gelmeli.
ya da daha ileride göreceğimiz perfect tense'ler ya da gelecek zaman için de aynı şekilde auxiliary verbs, helping verbs dediğimiz yardımcı fiiller zamanlar konusundan önemlidir arkadaşlar. Sonraki slayda geçmeden bunu da eklemek istiyorum ki negatif ya da olumsuz cümle kurarken yardımcı fiillerimize not kelimesini ekliyoruz. Am not, are not, is not. Bunların kısa hali nasıl oluyor? Mesela I am not, I'm not, I'm not gibi oluyor. Altını çizerek söylüyorum. I am'n't gibi bir kelime yok İngilizce'de. Söylemeyin. Böyle bir short form contraction yapmayın. Aren't mesela they aren't, we aren't, is not, isn't, he isn't, she isn't, it isn't gibi kelimeler. Evet, bir iki örnek bakalım beraber. You are ya da you're watching this video now. Şimdi bu videoyu izliyorsun ya da şimdi bu videoyu izliyorsunuz. Fark etmez. Bu cümleyi negatif olarak değiştirmeyi istesem ne yapmam gerekiyor sizce? Evet. Bir önceki slide'da bir not olarak yazdım hatırlarsanız. Hemen cümlede yardımcı fiili belirleyeceğiz. Burada are yardımcı fiilimiz belli. Not ekleyerek cümleyi değişeceğiz. Nasıl olacak? You are not ya da you aren't watching this video now. Yani şimdi bu videoyu izlemiyorsun, izlemiyorsunuz. Fark etmez. Bu arada bu cümlede ana fiilimiz hangi kelime sayılır? Evet, watching. Burada da watching ing haliyle geldi. Main verb olarak biliyoruz. İzlemek, watch. Aynı cümleyi soru olarak değiştirmeyi istesem ne yapmam gerekiyor? Yine de yardımcı fiili kullanıyoruz. Yardımcı fiili cümlenin başına getiriyoruz. Yani are you watching this video now? Are you watching this video now? Şimdi bu videoyu izliyor musun? Şimdi bu videoyu izliyor musunuz? Dikkat ederseniz her üç cümlede ana fiilimiz ing haliyle geldi ve değişmedi. Is ile bir örnek daha bakalım. He is ya da his watching this video. O şu an bu videoyu izliyor. Yine gördüğünüz gibi bu cümleyi negatif olarak değiştirmek için yardımcı fiili belirliyoruz. Not ekliyoruz. He is not watching this video ya da he isn't watching this video. Her iki cümle aynı. Sadece short formu değişik. Burada yardımcı fiil is ve özne zamiri he. Bunları contraction yaptım. İkinci cümlede yardımcı fiil ve not kelimesinin short kısa halini yazdım. Hiçbir fark etmez. Ve aynı cümleyi soru olarak değiştirmek istesek yine yardımcı fiilimizin cümlenin başına getiriyoruz. Is he watching this video now? Şu an bu videoyu izliyor mu? Bu arada ilk cümlelerde now kelimesini yazmışım dikkat ederseniz. Şimdi, şu an anlamıyla ikinci örnekte yoktu. Bunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Çünkü now zaman zarfı sayılır. Cümlede varsa da yoksa da bir fark olmaz. Ana fiil ing ile gelmiş. Ayrıca yardımcı fiillerimiz am, is, are. O zaman cümle bayağı gayet belli hangi zaman olduğu. Present continuous şimdilik zamanıdır. Yani zaman zarfları bileceksiniz ama cümleyi zaman zarfı ile belirtmiyorsunuz. Yani zaman zarfları bağlı olmayacaksınız. Ve ama gelelim asıl konumuz. Aslında ders şu an başlıyor. Present continuous ne zaman kullanılır? Usage of present continuous. Daha detaylı bakalım. Birinci kullanım
Things that are happening now. Zaten hep gördüğümüz kullanım. Şu an olan eylemler. Dersin başında söylediğim gibi bir eylem şu anda gerçekleşiyorsa, şu anda yapılıyorsa o eylem için kuracağımız cümle şimdiki zamandır. You are ya da you're watching my video now. Şimdi ya da şu an videomu izliyorsun. İzliyorsunuz, fark etmez. I am teaching English right now. Şu an İngilizce öğretiyorum. We are learning a new language at the moment. Şu anda yeni bir dil öğreniyoruz. Now, right now ve at the moment. Hepsi eş anlamda kelimeler ve şimdi, anda, şu anda anlamına veriyor. Şimdiki zaman için, yani present continuous için en yaygın olan zaman zarfları diyebiliriz. İkinci kullanım, an action happening during a period of time. Belirli bir süre içinde gerçekleşen bir eylem. Burada belirli bir süre içinde gerçekleşen eylemlerde still kelimesi hala henüz anlamıyla önemlidir. Bu arada bu still, still değil, still, still, hala henüz. Are you still practicing the piano? Are you still practicing the piano? Hala piyano mu çalıyorsun? Bunu bir örnek olarak açıklamak istesem, mesela şöyle düşünün. Şu an siz evdesiniz ve kardeşiniz piyano çalıyor. Arif yürüyüşe çıkıp geri dönüyorsunuz ve kardeşiniz hala piyano çalıyor. Hala piyano mu çalıyorsun? Still kelimesi ve practicing ana fiilimiz ing haliyle geldi. Yani present continuous zamanı kullandık. Are you still eating dinner? Are you still eating dinner? Hala akşam yemeği, hala yemek mi yiyorsun? Buna yine açıklamak istesem, yani aklın daha iyi bir şekilde kalacak. Ailenizle akşam yemeği yiyorsunuz. Hızlı yediniz. Yemek bitti. Yemekten sonra bulaşıkları yıkayıp bir süre sonra geri mutfağa dönüp kardeşiniz hala yemek yiyor. Are you still eating dinner? Aslında bu birazcık, bu ikinci kullanım, sadece ikinci kullanım birazcık present perfect continuous ile ilgili. Ki ben burada işaret etmek istedim. Gelecek derslerde yani present perfect continuous ile daha detaylı öğreneceğiz bu still kelimeleri ve kullanımları. Üçüncü kullanım, a temporary event or a state ya da situation. Situation, T-I-O, şey okunuyor. Situation, durum demek. State, durum. Event, olay. Temporary, çok önemli. Temporary demek ki, ne demek? Geçici demek. Geçici olay veya durum. Şimdiki zamanda hep geçici eylemlerden bahsediyoruz. Geniş zamanın tam tersi oluyor. Bir sonraki derste present simple, yani geniş zamanın tamamen sabit ve rutin olan eylemlerde kullanacağını göreceğiz birlikte. Bakalım örnekleri. Why are you acting so childish? Why are you acting so childish? Neden bu kadar çocuk gibi, çocukça davranıyorsun? Mesela biriyle tartışıyorsunuz. Neden bu kadar çocuk gibi davranıyorsun? Soracaksınız. Çocukça davranıyorsunuz. Bu ne demek? Onun davranışı geçici bir durum olduğunu belirtilir. Yani her zaman böyle değil. Her zaman böyle davranmıyor. Ya da I'm feeling sick. I'm feeling sick. Mesela hasta hissediyorum. Hep böyle miyim? Hep hasta mıyım? Tabii ki hayır. Sadece geçici bir durumu temsil ediyorum. Bu arada ben cümle yapısını açıklama yapmıyorum. Renklerde saptanmıştır diye. Ana fiilimiz burada acting, ing aldı, feeling, ing aldı. Burada are, yardımcı fiilimiz, you, zamiriyle geldi. Why, neden, wh, question, soru kelimesi. Evet, geçiyorum dördüncü kullanımı. An action that's pre-arranged in the future. Yakın gelecekte düzenlemiş bir eylem. Peki yakın gelecek ne demek?
Mesela bu gece, şu an videoyu sabah izliyorsunuz. Düşünürsek gece, bu gece yakın gelecek sayılır. Ya da yarın, 3 gün sonra, 2 hafta sonra, 2 yıl sonra. Yani yakın gelecek için planlanıyorsanız eğer present continuous tense kullanacaksınız. Hatta kullanabilirsiniz, söylesem daha doğru. Birinci örnek: We are going to New York tomorrow. Yarın New York'a gidiyoruz. Gideceğiz. I am leaving country next month. I am leaving country next month. Month ay demek. Önümüzdeki ay ülkeyi terk edeceğim. Terk edeceğim. Terk ediyorum. Bakın her iki cümlede cümle yapısı present continuous. Ama cümle anlamı gelecek zamanı ifade ediyor. Bakın tabii ki de future zaman cümle yapısını da kullanırsınız. Yine doğru bir cümle kurmuş oldunuz. Ama dersin başında söylediğim gibi speaking alanında eğer iyi bir seviye konuşmayı tercih ediyorsanız benim tavsiyem bu küçücük ipuçlardan başlayın. Burada size söylediğim kullanımlar çok faydalı. Yoksa bu zaman için yani present continuous için böyle de söyleyebiliriz. Konuşma anında gerçekleşen eylem fiil ayıncı alır. Tamam, bitti. Öğrendik. Unutmayın. Burada amaç ezberlemek değil, öğreneceğimiz dili iyi bir şekilde konuşma ve yazmaktır. Üçüncü örneği geçiyorum. Çok konuşmadan. He's meeting her at the airport in an hour. In an hour. Bir saat içinde. In an hour. Bu arada hour, H kelimesini okumuyoruz. Hour. Bir saat içinde onunla, o kızla havalimanı da buluşuyor. Yakın gelecek, bir saat içinde. Ayrıca havalimanı gitmeyi, onunla buluşmayı daha önce planlamış. Prearranged. O yüzden ben present continuous zamanı kullandım. Çünkü daha hoş, daha ileri seviyeye belirtiyor. I'm flying to Europe next week. I'm flying to Europe next week. Avrupa kelimesi yine burada pardon, E kelimesini okumuyoruz. Europe şeklinde okunuyor. I'm flying to Europe next week. Gelecek haftada Avrupa'ya uçuyorum. Gideceğim. Ve son kullanım olarak repeated behavior. Tekrarlanan bir davranış, behavior davranış, annoying habits. Genelde ya da bazen sinir edici bir alışkanlık da olabilir. Always, constantly, hep, her zaman. Kelimeler her ikisi de aynı. Burada çok önemli. Speaking alanında bu kullanım çok ama çok önemli. Hemen örnekleri geçiyorum. He's complaining ya da nagging all the time. He's complaining all the time. O sürekli, o her zaman şikayet ediyor. Nagging, dırdır yapmak. All the time, arkadaşlar, always demek değil mi? Hep, her zaman. O yüzden repeated behavior yani tekrarlanan davranış sayılır. Aynı zamanda şikayet etmek sinir edici bir alışkanlık da sayılır. She's constantly helping people. She's constantly helping people. O sürekli insanlara yardım ediyor. Sürekli yaptığı bir davranış repeated behavior. Ama insanlara yardım etmek çok da hoş, hiç de sınır edici bir alışkanlık sayılmaz. Gördüğünüz gibi yani bu cümle yapıları kendinize ifade ederken, kendi alışkanlıklarınızdan bahsederken, alışkanlıklarınız pozitif ise, negatif ise bu cümle yapıları, present continuous cümle yapısı ve bu always constantly kelimeleri kullanabilirsiniz ve kendinize ifade edebilirsiniz iyi bir şekilde. I'm always looking for a way to improve myself. I'm always looking for a way to improve myself. Looking for aramak. Improve, geliştirmek. Ben her zaman kendimi geliştirmenin bir yolunu arıyorum. Ben her zaman kendimin geliştirmenin bir yolunu arıyorum.
Tabii ki bu üçüncü örneği tamamen bir cümleyi tamamen kalıp olarak kullanabilirsiniz. Eğer sürekli bir şeyler öğrenmeyi peşindesiniz, sürekli bir şeyler öğreniyorsunuz, tekrarlanan bir davranış ise sizin için bunu gayet kullanabilirsiniz. You're always forgetting to pay the bills. You're always forgetting to pay the bills. Forget, unutmak. You're always forgetting to pay the bills. Sen her zaman faturaları ödemeyi unutuyorsun. Bu yine tekrarlanan bir davranış ve tabii ki faturaları ödemeyi unutmak aynı zamanda annoying habit, yani sinir edici alışkanlık da sayılır. He's always singing in the shower. O her zaman duşta şarkı söylüyor. Hep yaptığı bir davranış. I'm always losing my keys. Ben her zaman anahtarlarımı kaybediyorum. I lose them more than normal or too often. Yani normalden artık daha fazlası kaybediyorum. Tekrarlanan bir alışkanlık oldu benim için. Paul is never satisfied. Paul hiçbir zaman memnun değil. He's always complaining. O sürekli şikayet ediyor. Yine birinci cümlemiz gibi. You're always looking at your phone. Don't you have anything else to do? You're always looking at your phone. Sen sürekli telefonuna bakıyorsun. Don't you have anything else to do? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Tabii ki bu cümleyi de, son cümleyi de bugünlerde çok iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok kullanımlı. Ve evet arkadaşlar, dersin sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Comment kısımda sorularınızı bekliyoruz. Eğer istediğiniz konu varsa mutlaka yazın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.